Kime çiftçilik, kime hayvancılık yaptırabiliriz? Bundan yıllar önce, 2000 yılı olsa gerek, TRT Radyo 1'de bir profesör konuşuyordu. Konu şimdi bizim muzdarip olduğumuz hayvancılıktı. İsmini hatırlayamayacağım değerli konuşmacı şöyle bir cümle kullanmıştı. Hayvancılık yapan insanların ayağına kundura giydirirseniz bir daha geri döndüremezsiniz. Gerçekten de öyle oldu mu? Şimdi Sayın Bakanımız Ahmet Fakı Baba'nın gerçekten bu konuyu çözmek için çaba harcadığını görüyorum. Nereden ne hatası yaptık, neden buralara geldik konusuna girmeyeceğim. Gerçekten biz üreten çiftçiye sahip olmak istiyorsak gerçekçi bir yol izlemeliyiz. Sayın Bakanımın ileri sürdüğü 300 koyun artı maaş karşılığında tarla ipoteği konusunu bir irdeleyelim. Güneydoğu Anadolu ya da İç Anadolu'da uçsuz bucaksız arazilere sahip olan insanlar vardır. Hatta şu tarla desteklemesini alıp o tarlada hiç üretim yapmayıp o başka bir yazının konusu diyelim, konumuza dönelim. Arazi zengini insanların olduğu yerlerdir. Eğer Antalya'nın, Isparta'nın ya da Ordu'nun orman köylerine gidecek olursanız dağın dibinde ya da dağın başında bir köy. Bir ucundan öbür ucuna taş atsan ulaşacak 3-5 parça tarla. Hepsi budur. İnsanlar istese de ipotek edecek bir şeyleri yoktur. Hatta olanı da arazi küçülmesin diye şimdi böldürmüyorsunuz. Hala tarla ve bahçeler bölünememiş durumda. Yani vatandaşın hiçbir şeyi yok görünüyor. Bu insanlar doğal olarak başvuramayacaklar. Bu iş için başvurmak isteyenler kim? Daha önce de bir koyun desteği verilmiş, o zaman hevesli olup yola çıkıp 3 gün sonra vazgeçen kesim yine hevesli. Biraz parası olan ya da memurluktan emekli olunca bir şeyler yapalım düşüncesiyle olanlar. Bunlar yapsa ne çıkar dediğinizi duyar gibiyim. Desteği alıp bir de çoban tutup önüne katıp kenara çekilecek. Baktı zarara gidiyor, satıp kurtulacak. Benim emekli param bana yeter diyecek. Peki asıl işi yapan çoban ne olacak? Yahut arazi ağası biri alacak, yine bir çoban veya bunu yapacak birine devredecek. Sen yap, ben ortağım sana diyecek. Biraz yapacak, baktı o çalışacak, el kazanacak, bırakıp göçüp gidecek. Hayvancılık o kadar ilginç bir alandır ki gerçekten yapmak isteyerek yap, 10 koyun veya 5 inekten bir sürü meydana getirirsin. Devletimizin el atması gereken bir husus da şudur. Girdi fiyatları ve ürünü değerinde satamayıp bazen dolandırılmaktır. Peki neden hayvancılık yapan, çiftçilik yapan azaldı? İşte kimsenin anlamadığı veya anlamak istemediği nokta buradadır. Önce zorluğu olan bir iş olduğunu söyleyelim. Kimse o kirli elbiseyi giymek istemiyor. Yani değerli hocamızın sözü kulaklarımda kundura çınlıyor. Önce hayvancılık yapmaya kızlarımızı ikna etmeliyiz. Şimdi köyde duran bir kız, köyde duran bir delikanlıya eğer şehre gidip orada bir iş bulacaksan seninle evlenirim diyor. O delikanlı 3 kuruş da olsa, 5 kuruş da olsa bir maaşla şehre taşınmak zorunda. Bizim herkesi okutup şehre taşımamız birinci yanlıştı. Ülke çapında herkesi eşit bir eğitime tabi tutarsın. Sonra eşit bir sınavdan en zeki gençlere yüksek eğitim okuma hakkı verirsin. Hatta olmadığı Hollanda'nın yaptığı gibi IQ testine bile tabi tutacaksın. Kalan kesin üretim yapacak, çiftçilik, hayvancılık, her ne varsa onu yapacak. Köydeki zeki gençler elbette şehre gidip bu ülkenin kalkınmasına doktor, mühendis, bilim insanı katılması gerekiyor. Geri kalanı köyünde tutabilmeliyiz. Şimdi gelelim çözüme. 300 koyun vermek, 40-50 inek hibe etmek sorunu çözmeyecek. Kaldı ki bu destek isteyen herkese de çıkmıyor. Bir ilçede birkaç kişiye çıkıyor. O da bir yerlere yakın olma ile ilgili ve alakalı. Birincisi, biz kimseyi birilerinin seçimlerine bırakmadan, hatta kim olduğunu tanımadan internet üzerinden bir başvuru ile yaparsak adaletli bir seçim yapmış oluruz. En can alıcı nokta ise hayvancılığı yapmaya kızlarımızı ikna etmektir. Biz ataerkil gibi görünsek de bizde kadın ne derse o olur. Bu konu üzerine gidilip kızlar arasında iyi bir araştırma yaparak ne isterler, ne olursa köyde hayvancılık ve çiftçilik yaparlar onu bilmeliyiz.
Örnek, köyde hayvancılığa başlayıp 10 koyun veya 5 inekle başlayan kıza, kadına 500 lira aylık verelim. Koyun, ineği alıp başlayana hemen bir Bağkur primi yatır şartı koşmamalıyız. Şimdi iki ineğin oldu, gel seni SGK'lı yapalım. Emekli olmak için o evde bir kişi bir SGK primi yatırır zaten. 3-5 hayvanla köye bağladığımız insanlar bir zaman sonra daha fazla yapıp daha fazla kazanmak için çaba harcayacaktır. Çaba harcamıyor, hala 3-5 hayvanla devam ederse, onun aylığını kesecek olursa su istemelleri olmayacaktır. Bir şeylerde başarı bekliyorsan o alanda önce kadınlardan başlamalısınız. Bizim köylerimiz boşalırken şehre yığılan niteliksiz insan topluluğu beni korkutuyor.